Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Tahıl koridoru Türkiye'ye 25 milyar dolarlık kazanç sunuyor. Türkiye'nin öncülüğünde İstanbul'da imzalanan tahıl koridoru anlaşması 400 milyon kişinin hayatını doğrudan ilgilendiriyor. Anlaşma hacminin 45 milyar dolar olduğuna dikkat çeken uzmanlar, tahıl koridorunun açılmasıyla 13 ila 15 milyon insanın açlığa dayalı ölümünün de önüne geçileceğini belirtiyor. Krizin dünyayı derinden etkileyecek bir diğer yanı ise yeni savaşlara ve toplu göçlere sebebiyet verme potansiyeli. Türk-Ukrayna İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu üyesi Ayhan Akbaba, tahıl koridor anlaşması hacminin 45 milyar dolar olduğunu, Afrika ve Orta Doğu gibi ülkeler açısından hayati önem taşıdığını söyledi. Koridorun açılmasını birçok ülke ve kuruluşun beklediğini kaydeden Akbaba, Ukrayna'da geçen yıldan kalan 25 milyon ton tahıl rezervi var. Bu yılki hasatla birlikte bu oran 80 milyon tona ulaştı. Şu an bütün dünyanın gözü bu rezervin pazara çıkmasında. Savaş şartları ve bozulan lojistik ağın yeniden tamiri adına Türkiye çok büyük bir sorumluluk aldı ve tarihi bir misyon ifa etti. Türkiye'nin önderliğinde imzalanan anlaşmayla tüm dünya nefes aldı. Ancak hemen ardından Odessa'yı hedef alan füzeler yeniden endişe sebebi oldu. Şimdi herkes krizin aşılması ve tüm tahıl ürünlerinin ambarlardan limanlara taşınmasını bekliyor, dedi. Tahıl sevkiyatının, bütün koordinasyonun merkez üssü olan Türkiye'ye 5 ila 8 milyar dolarla kazanç sağlaması tahmin ediliyor. Akbaba, Birleşmiş Milletler gözetiminde yapılan anlaşma süresi olan 120 günde 60 milyon tahılın taşınabileceğini ve bu süreçte başat rolün Türkiye'ye ait olduğu bilgisini verdi. Akbaba ayrıca, Ukrayna'nın enerji, lojistik, inşaat ve altyapı gibi zorunlu müdahale alanlarının Türkiye'ye en az 25 milyar dolarlık imkan sunduğunu belirterek, savaş öncesi zaten bu oran 7,5 milyar dolar seviyesine yükselmişti. Şimdi bu şartlar çok daha üst düzey rakamları mümkün kılıyor, diye konuştu. Ayhan Akbaba, bütün dünyayı ilgilendiren ve Rusya, Ukrayna ve Türkiye üçlüsünün elde ettiği mutabakatın ticari alanı da önemli ölçüde etkilediğini ifade etti. İstanbul, kritik anlaşmayla birlikte 20 ülkeden 700 katılımcının dahil olduğu bir toplantıya daha ev sahipliği yaptı. Sorunlar ve çözüme dönük bütün konular masaya yatırıldı. Bu toplantı koridor anlaşması sonrası Türkiye'nin öncü rolünün devam ettiğini gösteren bir etkinlikti. Bölgede bombalama ile başlayan kriz konusunda da en çözüm konusunda beklentilerin odağında yine Türkiye var. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.